Birlikteyiz ama bugün ortak yayında çok değerli meslektaşlarımızla birlikte Didim Belediye Başkanımızı programımıza ağırlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz programım. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyisiniz. Çok yoğun bir gündem. Evet. Evet, ama bu dakikalarda bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, öncelikle gündemimizi anlatmak istiyorum sizlere. Kültür sanat muhabirleri olarak biz bugün ve dün ve 3 gün boyunca Didim'de olacağız. Ve bugün Didim'in bütün güzelliklerini çok güzel bir şekilde ağırlandık ve gezdik. Öncelikle Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sayın Cem Ulucan'a çok teşekkür ediyorum başkanım. Hem bizleri ağırladınız hem de ev sahibimizle birlikte bugün çok değerli başkanımla sorularımız olacak. Gündemimiz Didim olacak başkanım, ama öncelikle meslektaşlarımı tanıtmak istiyorum ben sizlere. Çay TV Ankara temsilcisi İbrahim Eksilmez. Efendim hoş geldiniz programımıza. Erhan Dargeçit, Konya Anadolu'da Bugün gazetesi ve bizlerle birlikteyiz. Biz bugün çok heyecanlıyız başkanım. Affınıza sığınacağız çünkü dalıştan geliyoruz. Öyle mi? Gündüz antik kentlerimizi gezdik. Birazcık da Didim'in o güzel rüzgarıyla, meltemiyle birazcık yorgunluk var ama Didim'in sıcaklığı her şeye iyi geliyor. Tatlı bir yorgunluk. Çok ya. Çok 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 güzel. Evet başkanım. Tabii biliriz, evet. Ve turizmin başkenti de diyebiliriz. Hem tarih, tarım ve turizm olarak bakarsak. Önce sizi tanımak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben 1989 yılından beri de Didim'de yaşıyorum. İstanbul'dan geldim, buraya yerleştim. Ama Didimliyim ben artık. Eşimle burada tanıştım. Çocuklarım hepsi burada doğdu. Burada okudular. Şimdi tabii üniversite için büyükler Didim dışındalar. Didim'i çok seviyorum. Gerçekten tercihen Didim'e geldim. Hani Didim çok göç alan bir yerdir. Kimi insanlar mecburiyetten gelmiştir, kimisi kendi tercihi neticesine gelmiştir. Ben gerçekten İstanbul'dan ayrılmaya karar verdiğimde, tabii büyük bir kopuş değil ama küçük bir Ege kasabasında yaşamak istemiştim. Önce daha böyle işte o günkü şartlarda 30 sene evvel tanınır olan yerlerde zaten hep tatillerimizi buralarda geçirdik. Sonra baktım Didim'i görünce hiç gelmemiştim. Gerçekten o zaman 3000 nüfusu vardı. Çok bakir bir yerdi. Müthiş güzeldi. Bir anda bütün düşüncemi değiştirdim, Didim'e yerleşmeye karar verdim. Ve burada hep turizmle uğraştım. Otel işletmeciliği yaptım. 10 yıl Turizm Derneği Başkanlığı yaptım. Yani siyasete girmeden evvel de işte sivil toplum örgütlerinin içerisinde Didim'e bir faydamız dokunsun veya dokunmak mecburiyetindedir düşüncesiyle sürekli sivil toplum örgütlerinin içerisinde çalışan faal bir insandım. 2014 senesinde de bu görev bize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilince 2014'te yerel seçimlere girerek bu siyaset dönemine başladık. Peki başkanım, siyaset tabii ki farklı bir nokta, evet. Ama şu an baktığımız zaman 2014 ve şu an 2021'deyiz. Didim'e çok güzel dokunuşlarımız olmuş. Bunu da görmüş olduk bir nevi. Pandemi sürecini tabii ki değerlendireceğiz ama ben öncelikle ev sahiplerimizden Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Cem Ulucan'a bırakacağım. İlk soru ondan gelsin değil mi arkadaşlar? Evet, çünkü şu an hem Türk TV ekranlarında hem de Redaktör TV Aydın Ses Gazetesi, Medya Ankara, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak yayındayız bu arada. Cem evet. Bey sorusunu sormadan ben unutmamak anlamında söylüyorum. Demin dalıştan geldik dediniz. Evet. Bizim bir batığımız var. Gemi batığımız var. Hı hı. Daldınız mı oraya? Gemi batığına gidemedik çünkü onunla ilgili kısaca açılmamış çünkü pandemi evet. Süreci sezonumuz anca hazırlanıyor ama biz onun için tekrar geleceğiz başkanım dedim. Bizden kurtuluş yok öncelikle, yani. Öncelikle tabii bu Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Kültür Turizm Muhabirleri Derneği'nin bir programı. Siz de ev sahipliği yaptınız, bunu üstlendiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz de kısmen Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak ev sahipliği yaptık. Arkadaşlarımızı Aydın'a davet ettiğimizde bir program hazırladık. Ancak programın içine şöyle bir şey düşündük. Dedik ki hep işte bereketli topraklar olarak tanınan Aydın'ın 23 tane de Ören kentine 23 ayrı medeniyete ev sahipliği yaptığını da biliyoruz. Bunları arkadaşlarımız bir kısmını, işte 6 tanesini göstermeye imkanımız olacak. Dedik ki bir de suyun altında da güzellikler var, bunu da gösterelim. Bir dalış organizasyonu yaptık. Ancak batıkla ilgili kısmında işte pandemiden kaynaklı salı günü yetişebilecekti ancak. O yüzden farklı bir bölgede gerçekleştirdik bu etkinliği. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var tabii. Arkadaşlarımız ilk defa dalacakları için en fazla 6 metreye kadar dalmaları gerekiyordu. Hocalar eşliğinde. O yüzden böyle bir şey oldu. Başkanım şimdi dün
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Bey'di. Evet. Çok programa katıldı. Siz de takip ettiniz. Biliyorum çok da yorgunsunuz. Dün STK'larla ilgili toplantıya ben de katıldım. Evet. Aydın'ın bütün sivil toplum örgütleri, örgütü temsilcileri o toplantıdaydı. Ve özellikle bu pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları orada basına kapalı bir toplantıydı. Her ne kadar Cemiyet Başkanlığı'ndan temsil eden orada olsam da basına kapalıydı. Evet. Böyle karşılıklı kimseden korkmadan, çekinmeden dertleştiler. Hiçbir sektör demedi ki biz mutluyuz. Özellikle pandemi döneminde hiçbir sektör demedi ki biz çok büyük destekler aldık. Biz de dertlerimizi söyledik. Ben şunu merak ediyorum. Özellikle önemli bir geliri turizmden gelen Didim ne yaptı bu süreçte? Siz belediye olarak esnafa neler yaptınız? Vatandaşa neler yaptınız? Tabii ki çok önemli günlerden geçiyor memleket. Tabii sağlık anlamında önce değerlendirirsek bütün dünyayı kasıp kavuran, etkisi altına alan o koskoca dünya dediğimiz dünyamızı tek bir köy gibi noktalaştıran bir hastalık, bir salgın, bir pandemi tabii ki dünyayı esir aldı. İşte güçlü devletler maalesef artık öyle toprakları fethederek falan olmuyor. Ekonominizi çok güçlü tutacaksınız. Bu pandemi her şeyden önce bize şunu öğretti. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Hiçbir şeyin garantisi yok. Hele yarının hiç garantisi yok. İşte görüyorsunuz bir anda bütün dünya ne hale geldi. Ortada ne kaldı? Baktığınız zaman ekonomisi güçlü olan, rezervleri sağlam olan ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi o muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış olan ülkeler hem bütünlüğünü korudu, hem siyasi çizgisini korudu, hem de vatandaşlarına gerektiği zaman, gerektiği kadar sağlık yardımında, müdahalesinde, ekonomik yardımda her şeyde bulundu. Şimdi demek ki çok fazla konuşarak, çok fazla işte yaptıklarınızı anlatarak, süsleyerek olmuyor bu işler. Yani gücünüzün, yumruğunuzun gücü vurduğunuz zaman meydana çıkıyor. Vurduğunuz zaman meydana çıkıyor. Yoksa boştayken işte elinizi sıkarsınız, yumruğun çok güçlü dersiniz. İşte biz de öyle bir imtihandan geçtik ama bundan Türkiye'nin çok büyük dersler alması lazım. Ekonomisi güçlü olmayan ülkeler maalesef sözleri de dinlenmiyor. Siz Didim'de neler yaptınız? Esnafı nasıl rahatlattınız? Tabii ki bizim yerel yönetimler olarak yapabileceğimiz şeyler sınırlıydı. Birincisi yani sağlık anlamında, oradan başlayayım, sağlık anlamında üstümüze düşen ve kanunun bize verdiği yetkiyi kullanarak o yetki dahilliği içerisindeki yapmamız gereken bütün görevleri yerine getirdik. Ne yaptık? İşte dağıtabildiğimiz kadar maske dağıttık. Atölyemiz vardı, bir kadın girişim atölyemiz var, kooperatifimiz var daha doğrusu. Hazır atölye vardı elimizde, hemen elimizdeki işleri bırakıp maske dikmeye başladık. O konuda bir sıkıntımız olmadı. İkincisi, dezenfekte olayını çok hızlı bir şekilde davranarak, onu çok iyi görerek, bazı araçlarımızı bu işe uygun hale dönüştürerek ve ekibimizle hemen bir eğitimden geçirerek dezenfekte yapmamız gereken her yeri dezenfekte ettik. Pazar yerlerini çok iyi kontrol altına aldık. Oralardaki işte ateş ölçümünü, maske dağıtımını ve satılan malların, teşhir edilen malların gerektiği şekilde, hijyenik bir şekilde vatandaşımıza ulaşabilmesi için gerekli bütün bu tip önlemler aldık. Onun dışında tabii ki esnafımızın rutin ödemesi gereken borçların hiçbirisine dokunmadık. Hiçbirisinden bunları ödeyin diye herhangi bir sıkıştırmada bulunmadık. Sadece biz değil tabii ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, ben Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri takip ettiğim için biliyorum. Başka belediyeler de muhakkak yapmıştır, kimsenin hakkını yemeyelim. Aşağı yukarı hepimiz aynı tutum içerisindeydik. Çünkü genel merkezden, özellikle yerel yönetimlerle ilgili birimizden, genel başkan yardımcımızdan sürekli olarak biz bilgilendirdik, talimatlandırıldık ve o doğrultuda hareket ettik. O yüzden ortak bir davranış kültürü, ortak bir davranış kültürü içerisinde bu görevleri yerine getirdik. Tabii ki esnafın durumu çok zor. Küçük esnafın durumu özellikle çok zor. Bazılarında açılma sağlanırken kısım, bazılarında belki düşünülmedi, belki gözden kaçtı, sebebin ne olduğunu bilemediğimiz
bazı meslek dalları da yok sayıldı. Yok sayıldı. Şimdi restoranlar, kafeler kapalı. AVM'ler açık. Yani artık aynı şeyleri ben de tekrar etmek istemiyorum. İşte ulusal televizyonlarda da görüyorsunuz. Her akşamki tartışma programlarında bunlar dile getiriliyor. Basında dile getiriyor. Yazılı basında dile getiriyor. Sosyal medyada dile getiriliyor. Yani şartlarınızı koyduğunuz zaman bir takım yerleri açabiliyorsunuz ama öbür taraflarda sen kapalısın diyorsun. Yani bunun mantığını göremedik. O yüzden bazı meslek dalları çok sıkıntı çekti. Bazı esnafımız çok sıkıntı çekti. Tabii ki biz maddi yardım yapacak bütçeye sahip olan ilçe belediyeleri değiliz ama büyükşehir belediyelerimiz, özellikle Aydın Büyükşehir Belediye'miz bu konuda da birçok adım attı. Biz kendilerinden yardım aldık. Gıda paketleri, gıda kolileri dağıttık. İşte ekmek dağıtılmasına müsaade edildiği sürece ekmek dağıttık. Süt dağıtılmasına müsaade edildiği sürece evlere süt verdik, ulaştırdık. Sıcak yemek dağıttık. Her akşam ulaşabildiğimiz kadar aileye. Burada bir kriter koydunuz mu? Yani ihtiyaç sahiplerini belirleyerek mi yaptınız? Yoksa... Zaten bizim elimizde o listeler var. Yani %80 oranında var. Yani %80 oranında biz nokta atışı yapabilecek aile yapısının ekonomik açıdan nasıl, yalnız mı yaşıyor, yaş durumu nedir? Bunları gerek bizim kendi belediyemizin elemanlarıyla, kültür servisimizin, sosyal işler bölümünün tespitleriyle, gerekse de büyük şehirden aldığımız donedenle o nokta atışlarını çok iyi yaptık. O konuda hiç boşa giden bir şeyimiz olmadı. Zaten kendi işletmelerimiz var, yemeğimizin çoğunluğunu orada pişirdik. İkram aracımız var, ikram aracımızı çeşitli mahallelere yollayarak belirli saatlerde işte sıcak çorba, salata, ekmek falan gibi. Bu arada bir deprem yaşandı Didim'de. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay öncesi, 5-6 ay öncesi bir de İzmir'de. Evet. Bizi çok fazla etkilemedi. Bizi etkilen Kuşadası'nı çok etkiledi. Kuşadası Körfezi çünkü önemli yakın. Fay hatlarının da geçtiği ama bir sizin de teyakkuzda olduğunuzu bölge. Ben biliyorum. O dönem takip etmiştim. Yani evet, biz de gerekli önlemlerimizi aldık tabii. Gerekli önlemlerimizi aldık ama bizde çok fazla bir hasar olmadı. İşte Kuşadası'ndan sürekli çok yakın olduğumuz için irtibatlaştık. Yardım etmemiz gerektiği noktalarda öyle bir şey oluşmadı. Kendileri çok iyi organize oldular. Büyükşehir anında yetişti. Çok sıkıntılı bir süreçti. Gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Bizim yapabildiğimiz vatandaşımıza, esnafımıza dokunabildiğimiz bu kadar. Bunlar. Ama dediğim gibi esnafımız veya vatandaşımız ne zaman istese yardımına Büyükşehir'le beraber koştuk. Çünkü orada sağlık hizmetleri de var ayrıyeten. Sanıyorum başarılı olduk. Vatandaşımıza dokunabildik. Evet, çok teşekkür ederim. Çünkü süremizi çok hızlı kullanmak zorundayım. Arkadaşlarımdan bu konuda uyarı geliyor. Sayın Dar Geçit, Konya'dan evet. Siz neler soracaksınız? Turizmin göz bebeği Didim ve Belediye Başkanımız sorularınızı bekliyor efendim. Tabii öncelikle ben Konya'nın selamlarını ileteyim. Didim Konya'da da Konyalı vatandaşlarımızın da Konyalı hemşerilerimizin de tatil beldesi olarak çok kullandığı yerlerden birisi. Öncelikle onu söyleyeyim. O nedenle Didim'in mecburen tabii ki Konyalılar olarak Didim'in gidişatını takip etmekte bir görev haline geliyor. Evet. Bu alanda da ikinci dönem görev yapıyorsunuz. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben biraz ekonomiden bahsetmek istiyorum. Tabii ki turizm Didim'in ekonomik olarak bir kazanç yeri. Evet. Buna kabul etmek lazım. Ama bunun mesela turizmde gördüğümüz kadarıyla yani ve Anadolu'daki insanların burayı tercih etmesindeki neden de Bodrum kadar çok daha fazla böyle coşku içerisinde kutlanan bir turizm sezonu Didim'de yaşanmamaktı. Hı hı. Yani turizm biraz daha sade ve daha böyle Anadolu'ya uygun şekilde gidiyor gibi geliyor. Yani dışarıdan gözlemlerim bu benim. Evet. Birincisi turizmdeki gelir nasıl, yani ne kadar gelirimiz var belediye olarak, bunu merak ediyorum yıllık olarak. Bunun dışında da şunu söyleyeceğim, yani tabii ki Anadolu insanı, yani Türkiye'nin dört bir yanından herkes baktığımız zaman üreten belediye başkanını çok seviyorlar. Yani bir şeyler ürettiği takdirde, hatta biliyorsunuz işte Tunceli Belediye Başkanı'nın
nohutlarıydı sanıyorum. İşte Türkiye'ye postayla gönderiliyor falan. Kolilerle. Ovacık. Ovacık'tı, sonra Tunceli'ye herhalde onu yaydılar model olarak. Yani bu şekildeki belediye başkanlarını vatandaş çok seviyor. Partisine bakmadan çok seviyor. Bu yönüyle de ben tabii bizim çok fazla şey bugünkü gezmemizde gördüğüm kadarıyla da işte yağlar vesaire falan çok önemli bir şey yapıyor. Bu üretim sektörünü belediye olarak nasıl kullanıyorsunuz ve buradaki gelir nasıl, ne durumdadır? Bunu merak ediyorum. Daha somut olduğu belki. Anladım. Şimdi o zaman sorunuzun birinci sorunuzdan başlayayım. Evet. Şimdi dedim 1980'li yılların ortasından itibaren dış turizme yavaş yavaş dış turizm tarafından keşfedilen, daha doğrusu bir İngiliz tur operatörü tarafından keşfedilen ve yavaş yavaş işte 80'li yılların ortasından itibaren dış turizme açılan bir ilçe, turizm beldesi. Daha evvelden daha çok işte Ankara, daha yakın Nazilli, Afyon, Denizli, o bölgelerden hep turizm, turist çeken, yani yerli turist alan ve yazlık şeklinde kooperatifleşerek yazlık siteler yapılma suretiyle yavaş yavaş gelişen bir ilçe. Şöyle bir artısı ve eksisi var. Turizm biliyorsunuz Türkiye'de çok hızlı ilerledi. Özellikle bu GAP dediğimiz Güney Antalya projesinden, Dünya Bankası'ndan kredi alınarak ve Dünya Bankası'nın kontrolünde Güney Antalya'nın gelişmesiyle beraber bir anda Akdeniz çanağında Türkiye'ye cazip bir hale gelmeye başladı. Bir de tabii Avrupalı turist, Avrupa insanı çok uzun yıllar turizme aşina olduğu için, seyahat ettiği için, tatilini o şekilde geçirdiği için biz sanki turizmde, Avrupa'daki turizmde bizden beraber biz Avrupalı turizmi ve turisti tanımaya başlayınca başladı zannediyoruz ama öyle değil tabii ki. Türkiye özellikle Antalya ile beraber Avrupa turizminde parlamaya başladığı zaman zaten işte İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı hep İspanya'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a gitmekten yavaş yavaş sıkılmaya başlamıştı. Farklı bir ülke aramışlardı. Tabii. Farklı bir turizm, alternatif turizm. Turizm öyledir. Orada. Turizmde hele hele şimdi ulaşımın da çok fazla kolaylaşmasıyla beraber her yıl belki onlarca destinasyon çıkıyor. Hiç ismini duymadınız. Yeni yeni turizm destinasyonları çıkıyor ortaya. Ulaşım da çok hızlı. Teknoloji çok ilerledi. Artık internet kanalıyla giriyorsunuz. İstediğiniz yeri, kalacağınız otelin odasına kadar işte görebiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şimdi hatta yeni başlayan trendler var. Self check-in dediğimiz otele geldiğiniz zaman hiçbir görevliden yardım almadan kendinizdeki elinizdeki şifreyle beraber kendi check-in'inizi yapıp odanıza gidebiliyorsunuz. İşte rezervasyonunuzu yapıyorsunuz, aracınızı kiralıyorsunuz. Artık tek başınıza bir tur operatörü gibi kendi tatilinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu kadar hızlı gelişen bir turizm sektörüne Türkiye aslında çok fazla altyapısı olmadan, Antalya'yı haricinde çok fazla altyapısı olmadan yakalandı. İşte yakalananlardan bir tanesi de Didim. Bir patladı, hiçbir şeye hazır değildik. Ben 89 yılında buraya geldim. İnanılmaz derecede kaliteli turist vardı. Daha sonra bu kalite düştü ama maalesef. Biz o rekabeti fiyatı düşürerek yaptık. Fiyatı, kalitemizi yukarıya çekerek fiyatımızı yukarıya çekmeyi hiç düşünmedik. Ucuz. Ucuz turist. Yani ucuz fiyat ucuz turist getiriyor. Şunu diyebilir maalesef. Miyiz başkanım? Bu tur operatörleri hayatımıza Türkiye'ye girdiği andan itibaren her şey dahil sistemiyle sanki kaliteyi orada kaybetmiş olabilir miyiz? Tabii her şey dahil sistemi en son gelen sistem ama biz ondan evvel de yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştık onu. Yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştık. Her şey dahil sistem bir konsepttir. Daha uzun yıllarda bu devam edecektir. Tabii ki bana sorarsanız bir turizmci kimliğimle söylüyorum bunu. Evet. Çünkü ben de turizmciyim. Bir birey için çok da tercih edilecek bir tatil tipi değil aslında. Evet. Kesinlikle değil. Şimdi düşünün 14 günlüğüne veya 7 günlüğüne gelir genelde yani Avrupalı Türkiye'ye. Kaldığı zaman program şudur. Daha doğrusu programlama şudur. Mümkün olduğu kadar çok yiyecek, mümkün olduğu kadar çok içecek, mümkün olduğu kadar otelin içerisinde çok tüketecek. Ne kadar tüketirse o kadar mutlu olacak. Çünkü ödediği paranın karşılığını ancak bu şekilde aldığını hissedecek. Hiçbir öğren yerine çıkamaz. Hiçbir tarihi turistik yeri gezemez. Halkı, yerel halkı tanıyamaz. Gidip bir lokantada bir işte kuru fasulyeyi tadamaz. Bizim çok güzel biliyorsunuz otantik yemeklerimiz var her yörenin.
Buna imkan vermiyor sistem. Evet. Geldiği ülkenin insanı da tanıyamıyor. Tanıdığı tek şey kendisini otelde servis yapan insan. Ve duyduğumuz sadece yabancı müzikler. Kendi bölgemizin bakın biz zeybeğini bile duyamıyoruz bakarsak. Tabii tabii. Biz turizmde şunu kaybettik. Biz benliğimizi özümüzü kaybettik. Kendi özümüzü kaybettik. Yani biz işte çıkın, Didim'de de var aynı şey. Türkçe ismi olan lokantayı, restoranı, barı biraz zor bulursunuz. Oradaki yemeklerin hepsi İngiliz'in, Alman'ın, Fransız'ın kendi ülkesinde daha çok kim varsa o tatil beldesinde, hangi turist geliyorsa onun kendi ülkesinde yediği yemekleri biz burada çakma olarak onlara, kusura bakmayın amiyane tabiriyle söylüyorum, çakma olarak onlara sunmaya çalışıyoruz. Ya niye ona sunuyoruz? Bizim o kadar çok zengin yemeğimiz var ki onları tanıtıp onları göstermemiz lazım. Turizmci bunlar, kimliği bunlar olduğu için sayın başkanım değil mi? Yani turizmci olduğunuz için direkt. Şey aslında yani örnek veriyorum işte biz Aydın'da yaşıyoruz. Aydın'ın meşhur bir yemeğini yiyoruz. Ben bunu Diyarbakır'a gittiğim zaman da aynı yemeği yiyeceksem niye Diyarbakır'a gittim yani? Yerlerde bir şeyleri galiba turizmde. Yani. Şimdi onlar animasyon gecesi olarak Türk gecesi yapıyoruz. Türk gecesi olarak sunduğumuz tek şey dansöz. Onun dışında onların oyunlarını oynatıyoruz. Onların müziklerini çalıyoruz. Yani onlarla onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Adam zaten ülkesinde bunları görüyor. Dışarıya gitmenin nedeni aslında o konsept de işte her şeye dair konsepti de bunu engelliyor. Yeni bir kültürü tanımak. Evet. Hele hele küçük bir yerdeyseniz oradaki otantik yemekleri görebilmek. Bir köy kahvesinde bence bir Türk kahvesini içmeli ya. Ama biz kimse içmem demiyor da biz sunmuyoruz. Evet. Böyle bir o zaman turizmin tekrar bir şekillenmesi gerekiyor değil mi? İkinci bir soru daha var. Turizmin evet turizmin tekrardan bu konuyu biz bir bağlayalım o zaman. Turizmin tekrardan şekillenmesi gerekiyor. Bu bir işte arabanın herhangi bir marka arabanın kasasının şekli gibi düşünün. Hı-hı. Onun belirli bir kullanma süresi vardır. İlk kasa çıkar, ikinci sene sinyali değişir, farı değişir, sileceği değişir, bir şey değişir. Ama ondan sonra 5 yıl sonra kasa tamamen değişir. Turizmde bu konsept, her şey dahil konsepti Avrupa'da yavaş yavaş miadını dolduruyor. Evet. Orada bu konsepti bulamayan insanlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu da ayrı bir tehlike. Çünkü biz halen devam ediyoruz. Milyon dolarlık oteller yapıyoruz. İşte gidin bir bakın, inanılmaz derecede zaten bir müsriflik var. İşte herkesin dokunduğu işte gördük bu pandemi süresinde. Yani her şey dahil sistemdeki açık büfelerin ne kadar yanlış olduğunu gördük. Ben dokunuyorum, bakıyorum, beğenmiyorum, bırakıyorum, siz geliyorsunuz, onu alıyorsunuz. Aynı maşayla, aynı çataldan yüzlerce, binlerce insan aynısını kullanarak yemek yiyor. Bunları öğrendi, şimdi insanoğlu bunları öğrendi. Daha farklı konseptlere doğru gidecektir. Bu konseptin de süresi doluyor bence. Hı. Ama Türkiye'de daha devam eder. Belirli bir süre daha her şey dahil devam edecek gibi. Didim'in turizminden bahsediyorduk. Didim tabii ki Didim bir turizm kentidir ve turizm kenti olmakta da hızla ilerliyor. Demin söylediğim gibi biz işte bir Bodrum, Marmaris, Kuşadası ki turizmin amiral gemisidir her zaman söyleriz. İlk yabancı turizmin geliştiği yer, patladığı yer Kuşadası'dır. Meryem Ana ve Efes'ten dolayı. Yoksa işte onların da çok iyi Şatobriyan'la sattığı şeyler. Ya o çok ayrı bir şey. Çok ciddi yanaşabilmesi. O çok ayrı bir şey ama o farklı bir konsept. Onlar kapalı gruplar halinde gelirler belirli yerlerden. Alışveriş ederler, belirli yerleri gezerler, yemeğe binerler, giderler. Onun esnafa, yerel esnafa çok fazla bir faydası yok ama önemli mi? Tabii ki çok önemli. Bir kruvaziyer gemisinin bir turizm ilçesine yanaşması çok önemli bir şey. Didim bu şekilde bir şekilde hızla parladı. Altyapısı yeterli değildi, hazır değildi. Halkımız, turizmciler hazır değildi. Bir göç başladı tabii. Dışarıdan insanlar, iş adamları gelmeye başladı, yatırımlar gelmeye başladı. Biz çok açıkça söylüyorum, biz konseptimizi ancak doğrulttuk. Rotamızı ancak doğrulttuk. Ne yapacağımıza şu an karar vermiş durumdayız. Çok büyük otellerin olduğu, büyük oteller de lazım tabii ki. Ama betonlaşmanın bir defa tamamen ben kişiler olarak da belediye yönetimi olarak da karşısındayız ve Didim halkı da karşısında. Bununla da geldiğimiz 2014'ten beridir her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Her şekliyle yapıyoruz. Bunu kamuoyu da zaten biliyor. Ama turizm esas girdi turizmdedir. Turizm aşağı yukarı 50'nin üzerinde iş dalını tetikleyen bir şey. Dal diyeyim. O yüzden turizm durduğu zaman 50 veya 50'nin üzerindeki dalın işi de duruyor. Aynı inşaat sektörü gibi. İnşaat da birçok etrafındaki başka sektörleri tetikleyen bir dal. Didim şöyle söyleyeyim. Demin sorduğunuz sorunun can alıcı noktasından hemen alayım.
Didim tabii ki bir Bodrum olma niyetinde değil. Didim bir Kuşadası olma niyetinde değil. Bir Marmaris olma niyetinde. Didim olma niyetinde. Biz çok geniş bir yelpazeye yol açıyoruz, yelken açıyoruz. Burada lüks otellerimiz olacak, tatil köylerimiz olacak. Pansiyonculuğu, küçük otelciliği hiç zaman unutmamamız lazım. Asla unutmamamız lazım. Özellikle iç turizmde gene bu pandemiden dolayı biliyorsunuz konseptler değişti. Vakti iyi kullanma anlamında oraya çok girmek istemiyorum. Ama biz de bütçemize göre düzgün, temiz, kaliteli her türlü hizmeti olabilirsiniz. Didim'in en büyük özelliği o. Didim rahat bir kenttir. İyi yaşam kenti diyoruz zaten biz Didim. Öyle isimlendiriyoruz. Sloganımızı öyle koyduk. İyi yaşam kentidir Didim. Her yönden Didim'de bir defa coğrafi olarak çok büyük özelliklerimiz var. Havamız, mükemmel bir havamız var. Hiçbir şekilde rahatsız olmayacağınız bir havamız var. İkincisi, çok mümbit koylarımız var. Henüz halen bakir. 90 kilometrelik bir sahil şeridimiz var. Meşhur altın kum var biliyorsunuz. Altın kumumuz var. Şimdi yeni bir plaj yarattık. Biz oraya da beyaz kum adını verdik. Orada da gerçekten çok güzel bir beyaz bir kum var. Bu sene oradan gelen misafirlerimiz de yararlanacaklar. Biz konseptimizi bulduk. Bu şekilde gidiyoruz. Bazı ufak dokunuşlarımızın olması lazım. Biz de yerel yönetim olarak yapıyoruz. Çok hızlı bir betonlaşma oldu, yapılaşma oldu diyelim. Betonlaşmaya dönmeden biz 2014'ten itibaren onu durdurduk bir şekilde. Yeni imara hiçbir yer açmıyoruz, yeni alanlar açmıyoruz. Açma niyetinde de değiliz. Ama turizm yatırımcısı eğer gelecekse her katıldığım programda söylerim başımızın üstünde yeri var. Çünkü Didim'de daha yapılacak turizmde çok iş var. Evet. Bu arada Gençkan Hanım ben bir şey hatırlatıvermek istiyorum. Şimdi tabii gerek Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ile gerek Kuşadası Belediyesi ile çok iyi bir koordinatör olduğunu biliyorum ben şahsen. Şimdi geçtiğimiz gün Kuşadası Belediyesi'ne bir karar aldı belediye meclisi. Hayvan alım satımlarını, o pet shopların hayvan alım satımını, kedi köpek alım satımını yasakladılar. Didim'de de böyle bir şey düşünüyor musunuz? Başkanım. Yani çok güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. O nedenle gündemi biraz geriden takip etmiş. Tavsiye ederim yani. Evet, gündemi biraz geriden takip etmişsiniz. Yani Cem'in söylediği şekilde söylüyorum. Asla kaba olmak için değil. O kararı Türkiye'de ilk biz aldık. İlk Didim aldı. Çok yakın, çok taze daha. Biz de geçen meclisimizde aldık. Geçen hakim meclisimizde aldık. Çok henüz bir ayda olmadı. Demin söylediğiniz de çok güzel. Biz hem canlı hayvan satışını yasakladık. Tabii balık ve şey hariç, kuş hariç. Hem de havai fişek atımını yasakladık. Havai fişeği zaten biz 6 yıldır belediyenin hiçbir organizasyonunda kullanmıyoruz. Gene bir nebze hayvan haklarına sahip çıkmak için kullanıyoruz. Çünkü geceliğin genelde organizasyonlarında atılır havai fişekler. Geceliğin hayvanlar, kuşların uyuduğu yerde o büyük gürültü ve ışıkla uyandığı zaman kaçmak ihtiyacı duyuyor ve yönünü bulamıyor. Çarpıyor bir yere, düşüyor, ölüyor. Bu yani çok hassas çok bir detay gibi çok ama hassas. Çok önemli. Biz zaten almıyorduk, yapmıyorduk bu işi ama bunu belediye meclisinden aldığımız kararla da hem işte canlı hayvan satışını hem de bu havai fişek satışını yasakladık. Demin söylediğiniz Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ile çok yakın günlük 8-10 sefer temasımız olan bir sıcaklık içerisindeyiz. Ömer Başkanım da bana bunu nasıl aldınız şeyini yolla dedi. Meclis kararını yolla dedi. Ben de kendisine yolladım. Onlar da o şekilde o kararı aldılar. Çok iyi. Didim, Kuşadası arkasından işte Bodrum gelsin, Marmaris gelsin. Bilemiyorum alan Fethiye yerler var mı yok mu? Zaman herkes gelsin alsın. Çünkü en iyi hayvan bizim hayvan, en kıymetli hayvan bizim hayvan gibi bir sloganımız yok. Bütün canlılara saygı duymamız lazım. Evet, başkanım tabii ki süre, ben her zaman bunu söylüyorum, moderatörlerin en büyük problemi budur, süreyi yetiştirmeye çalışırız. Sayın İbrahim Eksilmez, Çay TV, sizin de sorularınızı alalım başkanımıza. Şimdi tabii Erhan abinin söylediği olaydan muhtemelen Kuşadası Belediyesi'nin aldığı karar medyaya yansıdığı için. Evet. Doğru. Birazcık öyle, daha yerelde medyanın artması gerekecek. Didim Belediyesi'nin aldığı karar. Belki ulusal medyaya yansımadığı için öyle algılandı ve oradan yola çıkarak bu süreç oldu.
Yani gündemi geri takip, gündemi geriden takip ettiğinden değil, evet. Gündemi sadece öyle yansıtıyor. Çok güzel, bir mesleki bir dayanışma gördük. Tabii tabii, meslektaşlarımız da biz söylemek istemedim. Ama bu arada Didim Medyası çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü iki gündür bizlerle birlikteler, bizimle birlikte sıcakta terlediler, bizimle birlikte yoruldular. Ama meslektaş danışması, dayanışması da böyle olsa gerek. İyi ki varsınız arkadaşlar. Medyada güçlü bu bölgede. Ama gerçekten çok güçlü bir yerel medyamız evet, var. Evet, evet. Yani gözünüz... Bir de çok iyi anlaşıyor. Gözünüzün yaşına bakmazlar ya. Yani. Evet. Tabii tabii bakmazlar böyle. Bu da güzeldi. Evet, evet, evet. Sizin biraz özgeçmişinize baktık. Türkiye'de Fransızca eğitimi alırken Fransa'ya gittiniz. Ve evet. Fransızca eğitiminizi Fransa'da bitirdiniz. Evet. Geldiniz Türkiye İstanbul'a. Daha sonra da Didim'e gelmiştiniz. Şimdi az önce söylediniz, ben Didim'e 89'da geldiğimde 3000 nüfusu evet. Dediniz. Şimdi herhalde şu an son rakamlara yazın, son TÜİ'nin açıkladığı son rakam 90.540. Evet. Yani Didim'in ilçe tarihi zaten 25-30 yıllık bir ilçe. 93-92 yılında oldu evet. 92'nin sonunda oldu. Dolayısıyla hani bu kadar kısa sürede bu kadar yerleşik düzen oluşması, hızlı bir nüfusa evet. Gelişmesi, işte siz geldiniz. Şunu diyor musunuz? Ah ben 3000 nüfusluyken geldim şimdi kadar nüfuslu. Nereden nereye? Evet, ben belki Fransa'da, Avrupa'da turizmi gördüm ve ben burada bu işi yapmaya karar verdim. Turizmcilik yapıyorum. Ya. Ve şurada şurada zaten o eksikleri kendiniz söylüyorsunuz ama ya keşke şunu da yapsaydık. Keşke o tarihte bunu da yapsaydık da şimdi değil, bu noktada olsaydık dediğiniz bir nokta var mı? Bir, iki, işte herkesin, bütün yerel yönetimlerin, turizmden bahsederken otantik, kendi özümüz, kendi kültürümüz, bunu yansıtmamız lazım derler. Bütün yerel yöneticiler bunu söyler. Evet. Şimdi biz de iki gündür hakikaten burada çok teşekkür ediyoruz size de, personelinize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi Cem Başkanlarına çok iyi ağırladınız, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Didim'in en özel yemeği, en özel tatlısı, en özel efendim, içeceği nedir mesela? Bunu bilmiyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim. Bizi izleyen izleyiciler, Didim'i sadece medyadan duyup gelmek isteyen izleyiciler neden Didim'e gelsinler? Evet. Şimdi tabii çok geniş... Yarım saatlik bir açıklama bekliyoruz başkanım. Genel soruya bakarsak iki soru bir yarım saat evet, olacak. Ama süremiz yarım saat değil herhalde. Değil. Şimdi çok güzel bir soru aslında. Çok güzel bir soru. Yani tek soruda bütün kenti de anlatabilirsiniz yani. Öyle bir soru sordunuz. Ama çalıştığım yer. Onu da söyleyeyim. Şimdi... buraya ilk yerleşenler 1923 Selanik'ten Atatürk'le Venizelos'un yaptıkları bir mübadele anlaşması savaştan sonra yaptıkları yani Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaptıkları halkta karşılık olarak işte kaldıkları yerde çok fazla eziyet görmesin düşüncesiyle sanıyorum bir mübadele anlaşmasının neticesinde Selanik'ten Yunanistan'dan buraya gelen ve buradan da Yunanistan'a giden daha çok Rum kökenli vatandaşlarımızın değişimiyle ilk buranın kadim insanlar buraya gelip yerleşmişler. Tabii daha evvelden de çok başka kültürler, Menteşoğullarına kadar giden bir tarihi var dedim. Ama ilk yerleşim o şekilde olmuş. Hatta işte Yoran denen bir yere daha onu ben de tam olarak bilmiyorum aslında. Geldik yeri yerde Yoran'da diye bir kent de olabilir. Geldikleri zaman buraya o ismi de vermişler. Yoran da zamanla Yoran da olmuş olabilir. Onu aslında irdelemiştik ama şu an tam net şeyimde değil. Çünkü bu konuyla ilgili olarak biz bir mübadele evi yaptık. Ziyaret ettiniz mi? Evet, orada aslında bilgileri almışsınız. Evet. Başkan yardımcımız Özgün Hanım sizin de hemşerinizdir, Konyalıdır. Öyle evet. Onun orada çok emeği oldu. O bu konuya daha vakıf. Sanıyorum orada bilgi de vermişlerdir size. Onların yemek kültüründen gireceğim.
tabii ki o dönem Türkiye'de fakirliğin çok şey olduğu bir dönem. Yani savaştan çıkmış, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, harap bir ülke. Bir çuval, unla, ülkenin dört bir yanı harap vaziyette. Anadolu'da biliyorsunuz en ucuz ve en iyi karın doyuran şey un. Unlu, işte karbonhidrat tarzı beslenme. Başka turizm yok, tarım yok, hiçbir şey yok. Bir tek orada da tütün işliyorlarmış, burada da tütün işlemişler. Yani devlet o konuda da biliyorlar diye onları o konuda desteklemiş. Şimdi biz Mübadil Lezzetler kitabı diye, yani mübadeleden gelen mübadillerin o dönemde yaptıkları, yedikleri o yemek kültürünü aşağı yukarı 2 senelik bir, 3 kişilik bir bu işte uzman bir kadroyla 2 sene, tabii sürekli 2 sene çalışma değil de 1 ay çalışıp 3 ay ara verdikleri, aldıkları bilgileri derledikleri, topladıkları bir süreçtir bu süreç. 2 sene süren bir çalışmanın neticesinde aşağı yukarı 100'ün üzerinde yemeğin çıktığı Mübadil Lezzetler diye bir kitap hazırladık. Keşke böyle bir soru geleceğini bilseydim. Öyle bir kitabımızı şey, evet getirirdik. Getirirdik buraya ama arkadaşlar da ulaştırırlar herhalde siz onu. Okumanızı isterim. Orada un kullanılarak ve sebzeler kullanılarak inanılmaz yemekler yaratılmış. Biz üniversiteden de destek aldık çok bu konuda. Adnan Menderes Üniversitesi'nden de ilgili bölümden destek aldık. Onu biz şimdi işte, gerek restoranlarda gerek otellerde toplumun güncel yaşantısına sokmaya çalışıyoruz. O kadar kolay bir olay değil tabii. Tabii ki tanıtımı, desteği çok önemli. Hangisini tutacağını bilmiyorsunuz. Mesela kaşo pita diye bir yemek vardır. Onu biz üniversiteyle beraber çok uğraştık ama tutturamadık. O lezzeti, o kıvam. O lezzet işte damak tadına hitap etmedi ama 100'ün üzerinde yemek çeşidi var. Onları bir defa tanıtacağız. Bunu biz vegan biliyorsunuz, vegan festivali düzenliyoruz. İlk 3 yıl düzenledik bunu, son 2 yıldır yapamıyoruz pandemiden dolayı. Zaten veganı biraz buraya oturtmamızın nedeni de buradaki o Ege'nin mümbit otlarından güncel hayatta evrilmiş bir yemek kültürünün olduğundan dolayı. Demek ki attığımız, yasakladığımız o işte canlı hayvan satışının yasaklanması ve şeylerin atılmasının yasaklanması İşte oradaki her türlü canlının, her türlü yaşam hakkına saygıdan geldiği içindir. Bu iki düşünceyi birleştirince baktık ki bize en uygun şey vegan felsefesi. Vejetaryen derken vegan felsefesini bulduk, yakaladık, okuduk ki tam bizim yaşadığımız topraklar ve daha evvelden burada yaşayan insanlar zaten aşağı yukarı bir vegan beslenmesiyle yaşamışlar. Turist buraya niçin gelir veya insanlar buraya niçin gelsin? Sadece tabii yemeğiyle, içmesiyle değil. Demin söylediğim havası çok önemli. Mesela üst solunum yolu hastalıklarına çok iyi gelen bir havamız var. Kesinlikle nem, rutubet yok. Kuru bir hava ama kuru derken o insanı rahatsız edecek kuruluktaki bir hava değil. Çünkü denizden karaya doğru esen bir mertem yoktur bizde. Kuzey batı rüzgarını alırız. O yüzden denizden rüzgar gelmediği için 12 ayın 11 ayı veya 11 buçuk ayı o rutubet ve nem oluşmaz. Dolayısıyla 40 derece, 45 derece sıcakta bile çok rahat bir şekilde gecelerini uyuyabilirsiniz. O hava sizi sıkmaz, boğmaz. O basınç yoktur. Bu bir defa çok önemli. Sağlık turizmi. Dediğim gibi tabii sağlık turizmine şimdi girmeye çalışıyoruz bundan dolayı. Bir de Avrupa'da yeni bir health farm dedikleri sağlık çiftlikleri modası çok fazla. Burası o işe çok uygun. Görüştüğümüz yabancı ortaklı Türk firmaları da var. İnşallah kısa bir zaman içerisinde onu da Didim'de duyacaksınız. Denizimiz çok önemli. Tarih çok önemli. Yani Apollon Tapınağı gibi bir tapınak dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye dahil birçok yerinde yoktur. Yani otelinizden ve evinizden çıktığınız zaman yürüyerek gidip oradaki 2500 yıllık tarihi görebileceğiniz öyle otobüslere binip işte transferler bilmem neler. En yakın gene Millet antik kenti var. Biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük şehir devletlerinden bir tanesiydi zamanda ve bir liman kenti. 3 tane limanı vardı. Zamanla işte dolarak öyle bir karasal hale almış. Orada inanılmaz bir tarih var. Birçok bilim insanı, matematikçi, filozof Millet'te yetişmiştir. Thales mesela. Thales'i hepimiz Yunanlı zannederiz ama Thales bir Anadolu insanıdır ve Millet'te yaşamıştır.
yani inanılmaz bir insan, inanılmaz bir felsefeci. Onun o antik kentte, onun 2500 yıl evvel yaptığı o dersleri, halkla buluşmalarını yapıyoruz. Felsefesini yaptık, buluşmasını, ekonomi buluşmasını yaptık. Devam edeceğiz onlara da. Bu pandemi her şeyi durdurdu maalesef. Bu ve bunun gibi bir sürü şey yapmış. Yani Didim'in tercih edilmesiyle ilgili olarak son zamanlarda çok göç almaya başladık. İşte bu bahsettiğim özellikler, bu göçü tetikleyici özelliklerden bir tanesi. Özellikle dediğim gibi bu sağlık anlamında yerleşen insan çok fazla. Avrupa'daki yaşayan insanlarımız, yani gurbetçi diye tabir ettiğimiz insanlarımız, Türkiye'ye atıp dönmeyi düşündükleri zaman inanın ilk tercihlerinden bir tanesi Didim. İlk istasyon Didim. İnanılmaz derecede Avrupa'dan gelip yerleşen insan var. Dedim ya, iyi yaşam kentidir. Didim rahat yaşanacak bir kent. 60 ülkeden insan yaşıyormuş burada. Doğrudur. Evet, doğrudur. Doğrudur. Siyaseten de biz de hiç siyaseten gelmiyoruz. Burada insanların güncel yaşantısının içerisinde siyasi çekişmeleri, siyasi çatışmaları göremezsiniz. Gerçekten. Cumhuriyet Halk Partisi burada iktidarda olan bir parti. Ama asla biz mesela belediyecilik hizmetimizde zaten olmaması gereken bir şey. Özellik olsun diye bir özellik olarak söylemek istemiyorum. Konu geldiği için söylüyorum. Tabii ki belediyenin partisi olmamalıdır. Bir partinin aidiyet duygusuyla gelirsiniz, seçilirsiniz, o size aday gösterir ama bakın benim hiçbir şekilde rozet göremezsiniz. Bir tek Atatürk rozeti vardır. O da bugün yok zaten. Partinin rozetini göremezsiniz. Biz halka hizmet ediyoruz. Hiç kimsenin hizmetin partisi olmaz. Olmuyoruz. Bir de rahat bir yaşam kenti. O anlamda insanlar burayı tercih ediyorlar. Bu da çok önemli. Gergin bir kent değil. Şunu söyleyebiliriz. Huzurun tatil merkezi diyebiliriz. Hem huzur, vallahi nasıl isterseniz hem kalbe dokunuş. O zaman Didim anlatılmaz yaşanır diyeceğiz. Ama en önemli nokta pandemide, çünkü gerçekten göç almaya devam edeceksiniz ki artık sağlık turizme baktığımız zaman havası, o nefes alma, bu da rahat nefes alabiliyoruz. Evet, evet. En önemli nokta. Şimdi zaten bizim aşağı yukarı 30 bine yakın bir yatak kapasitemiz var. Bunun 20 bini bakanlık belgeli olan tesisler. İşte bir 10 bini belediye belgeli olan tesislerdir. Hızla da turizm yatırımı alıyoruz. Şu an devam eden ve başlayacak olan 8'in üzerinde büyük turizm yatırımı var. Toparlamak zorundayım, evet, evet başkanım. Toparlamak, yani bugün gezerken de mesela gördük. Şimdi az önce konuşurken de işte dikkatimi çekti. İşte mecliste bir karar aldınız. Canlı hayvan satışını yasakladınız. Aslında biz yine takip ettik ama siz bu kısmı atladınız. Birkaç gün öncesinde yine başka bir karar daha aldınız. İşte atığını getir, mama götür. Evet, evet. Başlandı. Yarın onunla ilgili bir organizasyonumuz yani, var. İşte bugün gezerken gördük, tıbbi aromatik bitkiler serasını gezdik arkadaşlarımızla. Aslında demin ki beyefendi sorusunun yarım kalan kısmı, ilave ederiz. Söylediklerinizden şöyle bir şey, dedim sadece insana değil, tüm canlılara hayata saygılı dokun. Bir kent haline gelmiş. Benim sormak istediğim şey başka ama, özellikle serada dikkatimi çeken bir şey vardı. Kadın istihdamına nasıl bakıyorsunuz? Yani orada yoğun gördüm ama kadın genel anlamda bu, evet, bu nasıl? Evet. Bizde kadın istihdamı yoğun. Sadece istihdam etmenin dışında onlara başka ufuklar da açıyoruz. Biz mesela bir kadın uygulamalı eğitim merkezi dediğimiz bir merkezimiz var. 6 yıldır orası açık ve kadınlarımız orada. Dışarıdan aldığımız siparişleri ve Türkiye'nin birçok büyük firmasından aldığımız siparişleri parça başı dikiyorlar. O gelen siparişe katıldıkları nispette gelir elde ediyorlar. Ve hatır sayılır gelir elde ediyorlar. Çok önemli. O seramızda biz sezonluk 2 milyonun üzerinde, 2,5 milyona yakın çiçek üretiyoruz. Kentin içerisinde gördüğünüz bütün çiçekler kendi seramızda yetiştirilen çiçeklerdir. Aynı zamanda diğer belediyeleri de, birçok belediyeye de veriyoruz. Birçok siteye veriyoruz. Parasız veriyoruz. İsteyene parasız veriyoruz onu. İşte bahsettiğimiz o alanın içerisinde tıbbi ve aromatik bitkiler bölümümüz var. Evet, şu an gerçekten endemik çok bitkileri evet, bunu şimdi Avrupa'ya da tanıtacağız. Orada da mesela Avusturya'da. Markalaştık. Tabii tabii, markalaştık. Didima markası zaten bizim patentimizdir. Didima ismidir. Coğrafi işaret konusunda başkanım çalışmalarımız var mı? Ona da müracaatımızı yaptık. Çünkü birçok ulusal, evet, marketlerde coğrafi işaret da, olduğu zaman birçok marketlere giriş yapabiliyorsunuz. Evet.
biz şu an piyasaya çok fazla dalmak istemiyoruz. Sakin. Sakin, dingin. Aynı sindire sindire. Gibi. Evet, sindire sindire. Ve bunu biz özellikle dışarıya tanıtmak istiyoruz. Hı-hı. O Avusturya kanalını, Avrupa kanalını çok iyi kullanacağız. Onunla ilgili bu sene bayağı bir girişimimiz olacak. İnşallah bu pandemi kapılar, süreci kapılar falan açılır. Da açılır artık. Bu seyahat özgürlüğümüz tekrar gelir. Gerçekten şu iş çok önemli. Bu işin birçok bilgisini de biz Maliye Eski Bakanımız Sayın Zekeriya Temizel'den alıyoruz. Onun burada Tabia diye bir firması var. Hı-hı. Kendisi reklamı çok sevmez ama ben affına sığınarak dün de görüştük, kendisini ziyaret ettim. Buradan yine selam ve saygılarımı yolluyorum. Türkiye'de gerçekten bu konuda inanılmaz bilgi sahibi, bir kariyeri olan bir insan. Ve çok fazla şey üretiyor kendisi. Dışarıya da ihracat yapıyor, iç piyasaya da veriyor. Birçok şeyi de kendisinden öğrendik. Biz de onun arkasından çırağı olarak geliyoruz. Kendisi hep şunu söyler bana, bu konuya ciddiyetini anlayıp, önemini anlayıp ve bu konudan para kazanan tek, ilk ve tek belediyedir ve belediye başkanıdır der. Herkese ama Türkiye geneline baktığımız zaman birçok il ve ilçeleri geziyoruz. Kendi üretip kendi markalaştırmak kadar güzel bir şey yok. Teşekkürler, evinize sağlık. Bir de bu endemik bitkiler konusunda biliyorsunuz şimdi devletin de bir çalışması var. Büyük destekleri var. Yeni bir komisyon, komisyondan yeni bir kararlar alındı. Bu işin işte korunması için, endemik bitki türlerinin korunması için, geliştirmesi için, endüstriyel bir hale gelebilmesi için. Sanıyorum o komisyon kararı herhalde bir şekilde kanunlaşacak. Raptı zapt altına alması gereken tam gelişme çağında çok önemli bir konu. Tam da zaten siz altyapınızı hazırlamış olacaksınız ve yol almanız daha güzel olacak. Evet, evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarıma da teşekkür edeceğim. Ortak yayınımızı bitirmek zorundayız sevgili izleyiciler. 15 dakika uzattık mı sorularla? Uzatma gelmiş. O zaman rahat rahat devam edebiliriz. Ben şunu sormak istiyorum Sayın Başkanım. Uzatmalarda oyuncu değiştirir. Hayır, oyuncu değiştiremiyoruz. Başkanım. Başkan yardımcımız mı olur? Sıkıldınız mı başkanım yani? Evet. Yok canım, öyle güzel programda sıkılmak mümkün mü? Evet, başkanım şunu merak edeceğim. Çünkü biz bugün birçok yeri gezebildik. Ama öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Çünkü pandemiden önce daha çok yakın bir zamanda açıldık. Ve Asel Otel'e de ben çok teşekkür ediyorum. Burada çok değerli müdürü hanımefendimiz var. Şerife Hanım'a da teşekkür edeceğim. Çünkü çok hızlı bir şekilde açıldık. Ve ilk herhalde misafirleri biz olduk değil mi arkadaşlar? Yani grup halinde evet. Ve siz de çok hızlı bir şekilde altyapıyı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Yolları bitirmeye çalışıyorsunuz. Bu sezonda birazcık paniğe düşürdü mü sizi? Çünkü şu an artık gelişler başladı. Yok. İşte yazlıkçılar evlerine gelmeye başladı. Yok yok, hiç paniğe düşürmedi. Biz benim ikinci dönemim. Hı hı. Yani bu bir işi planlayıp ne kadar zamanda yapıp bitirebileceğimizi çok iyi bir şekilde analizini yapıp onun hesabını çok iyi yapıp planlı giriyoruz işlerimize. Şu yol mesela son şehir içerisinde yapacağımız yer. Hı-hı. Ondan beraber zaten bitmiş olacak. Bu sezonu bitirmiş mi? Yani sezonu bitirmiş olacağız. Sezon sonu tekrar başlayacağız. Hı-hı. Tabii. O konuda bir sıkıntımız yok. İsterseniz yapacağımız yeni yatırımlar var, onlardan tabii da bahsedebiliriz. Tabii ki bahsedebiliriz çünkü bugün gündemimiz dediğim sevgili siz sorun ben söyleyeyim. Hani, tabii ekran... biz Aydın'ı bildiğimiz için aslında biraz da konulara biraz daha hakimiz. Ben bir şey söyleyeyim, benim kızım da çok merak ediyor. Ya bu dediğimi biliyorsunuz, köy tarafından girişinde bir Luna Park var buraya. Büyük bir Luna Park var. Pandemi sürece onun da süre... Aqua Park. Aqua Park'tan bahsediyoruz. Luna Park vardı bir tane. Luna Park eski. Şimdi biz onu kaldıracağınızı duyduk. Onu nereye koyacaksınız, onun yerine ne koyacaksınız? Çocukların eğlence merkezinden bahsediyoruz başkanım. Yeni bir eğlence merkezimiz alternatif olacak mı? Bir kültür merkezi projesi olduğunu biliyorum. Şimdi bu soruyu sor diye çok ısrar ettim kendisi yayınlara. Önceden WhatsApp'tan gelen mesajlardan bir görüşemedik bile yayınlar önce. biliyorum, beraberdik çünkü. Buyurun başkanım. Şimdi tabii ki çocukların eğlence merkezi sadece yer değiştirecek, kapanmayacak. Hı hı. Daha uygun başka bir yere gidecek. Çünkü bizim orada daha önemli projelerimiz var. Luna Park'ın olduğu o sahil bandı, o ada bazında değerlendirelim. Tekrardan orayı harmanlıyoruz, tekrardan yoğuruyoruz. Orada teraslamalarla denize ineceğiz. Sakın betonlaşma falan zannetmeyin. Tam tersi. Ahşap teraslama. Yeşillendirme. Üstü de çok daha zengin bitki örtüsüne sahip parklarımız olacak. Çocukların yine eğlenebileceği temalı parklarımız olacak.
ve onun akabinde Lulan Park'ı hemen geçtiğiniz zaman aşağıdaki koyda da bir amfiteyatromuz olacak. Didim'in kültürüne çok önemli bir katkı sağlayacağına inandığım, demin bahsettiğim Millet Antik Kenti'nde 2500'lerde yapılmış olan tiyatronun, amfiteyatronun varisi olmuş olacak bu. Yeni yeni versiyonu olmuş olacak. Yani bu kadim topraklarda 2500 sonra ikinci bir amfiteyatro yapılıyor. Gerçekten de projemiz çok güzel bir proje. 4000 kişilik bir amfiteyatro. Tabii ki oradaki yapacağımız işte yaz programları, sanat ve kültür programları Didim'in turizmine, sosyal yaşantısına, kültür yaşantısına çok önemli katkı sunacak diye düşünüyorum. Sanıyorum 15-20 gün içerisinde onun kazmasını vuracağız. Bütün projeler, her şeyi bitti. Ve önümüzdeki sezonda açılışını yapacağız. 2022 açılış sezonu, o zaman evet. Hep birlikte yine kültür sanat muhabirleri olarak biz de burada olacağız. Beklerim. Allah'ın izniyle. Peki başkanım, projelerden bahsedelim dedik. İlk projeyi aldık. Diğer projelerimiz nelerdir? Büyükşehir'le beraber yapacağımız, sağ olsun Özlem Çerçioğlu Büyükşehir Belediye Başkanımızın daha doğrusu yapıp bize anahtarını teslim edeceği bir kültür sarayı projemiz var. Hı hı. 750 kişilik bir salon, içinde gene 130 kişilik bir sinema. Hı hı. İşte fuayesi, çeşitli çalışma odalarının olduğu güzel, çok güzel. Gene buranın da hem tarihinden biraz aldığımız hem işte modern mimariyi de içine kattığımız güzel bir projemiz var. Ona da sezon sonu başlayacağız. O da önümüzdeki sezona yetişecek. Bir gençlik merkezimiz var, ona başladık, devam ediyor. Gençlerimizi orada her türlü okulda alamadıkları beceri kurslarını, eğitimlerini, işte müzikten spora, spordan resime, jimnastiğe, folklora, her türlü düşünebildiğiniz her türlü eğitimi bilabeden, ücretsiz bir şekilde uzman kadrolarımızla, üniversiteden de eğitmenler alarak öyle bir onlara okullarının ve ailenin dışında bir yaşam merkezi sunacağımız bir kültür merkezi, gençlik merkezi daha doğrusu. Dediğim gençlik merkezi, DİGEM diye kısaca adlandırdığımız bir projemiz var. O faaliyette devam ediyor, inşaatı sonrası da devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde herhalde bitecektir. Başka neyimiz vardı Cem? Cem'e soruyoruz böyle. Meslektaşlarımızdan destek alalım arkadaşlar. Diğer projeler ben konusunda. Ben bir şey fark ettim başkanım. Yani evet biz Aydın'da yaşıyoruz ama ben de dediğim gibi mesela bugün meslektaşlarımla beraber gezerken keşfettiğim noktalar oldu değil mi? Mesela Apollon'a daha önce hiç gelmemişim. Evet. Yani Apollon'u biliyorum, hep yanından geçmişim ama içine girmemişim. Hikayesini bilmiyorum. Ama Apollon'un hemen karşısında mübadele evi. Yani şunu söyleyeyim, biz onarlı gruplar halinde girdik eve. Diğer odalarındaki o hani otantik kalan eşyaları bir tarafa bırakın. Evet. Onların hissettirdiği duygular çok daha başkaydı ama bir hazırlanan bir görsel vardı. Sinema kısa film tadında. Mübadeliği anlatan. Mübadeliği anlatan bir şey vardı. Onu kim hazırladıysa teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten çok önemli ve net açıklamalar vardı. Gözyaşlarımı tutamadım. İnanılmaz duygulandım. Çıktım, girdim yine tutamadım. Hani bir siz ağlamayı yani. Seviyorsunuz herhalde. Ben muhtemelen çok duygusal bir yapım var. Ben anlayamadım yani. Cem ya tabii bu, şimdi mübadele çok, içinde... Çok önemli bir projeymiş. Gerçekten çok önemli. Kendimden de utandım. Yani yıllardır Didim'e gidip gelirim. Oraya hiç gitmemiş. Şimdi o zaman oradan açtınız, buradan bahisler. O zaman söyleyeyim. Tabii mübadele kendi içerisinde büyük bir acıyı, mecburiyeti ilgilendiren bir şey. Didim'i geriden takip ediyorum. Vallahi öyle. Bu da söylüyorsun bak. Evet. Biz tabii bu o kadim kültürü kaybolmaması için o mübadele evini yaptık. Yıkılmış, harap bir işte 2500 yıllık bir evi alıp onardık, bu hale getirdik. Onun hem restorasyonu hem de müzeciliği özendirme dalında iki ayrı da ödül aldık ayrıca o projeden. Orada hayat, buradaki yaşayan insanların o kadim toplumun güncel yaşantısı içerisinde gerek evlerinde kullandıkları, gerekse de bahçelerinde, tarımda kullandıkları her türlü objeyi kaybolmasın, öbür nesillere aktaralım diye orada sergiliyoruz. Hepsini yaşayan vatandaşlarımızdan topladık, o insanlardan kayıt altına aldık. Hepsi o mübadele evinin envanterinde geçti, mevcuttur. O kültürü orada anlatmaya çalıştık. Ayrıca yine onlar Yunanistan'dan gemiyle birçok yoldan gelmişler ama en büyük kütle gemiyle gelmiş, meşhur Gül Cemal vapuruyla. Gemi tabii büyük bir gemi olduğu için karaya yanaşamıyor, yanaşacağı iskele diyor. Açıkta durup tahliye sandallarıyla geliyorlar. Evet.
Kovala Limanı dediğimiz bizim bir bölgemiz var. O limanda ilk karaya adım attıkları yer orasıdır. O projenin MÜBEV'in ikinci halkası da ilk adım anıtı diye adlandırdığımız ilk karaya ayak bastıkları yerde güzel bir şekilde onları orada canlandıracağız, o ilk adım. Harika. İlk adım anıtı diyoruz. Evet, o ilk adım çok önemli çünkü gerçekten. İlk çıkan insanların çünkü bütün isimlerini aldık. Görselleri, resimleri. Resimleri de var. Onlar işte rölyef şeklinde olabilir, başka şekilde olabilir. O projede hazırlanacak çok yakın bir zamanda. Onu da sanıyorum önümüzdeki sene açacağız. O zaman biz 2022'de buradayız, sözünüzü keseceğim ama çok önemli, arkadaşlarımdan da meslektaşlarımdan bilgi geldi. Bisiklet yollarımız değil mi? Çok önemli. Olmazsa olmaz doğal hayat, doğal yaşam. 75 kilometrelik ilk etapta bir bisiklet yollarını imar planlarına işledik. 75 kilometre çok böyle, evet, hani evet. Çok küçükmüş gibi anlattınız ama 75 kilometre de öyle çok değil mi? Evet. Önemli bir rakam. 75 kilometre iyi bir rakam, evet. İyi bir rakam. Benim o konularda biraz doyumsuzluğum vardır ama düşündüğüm zaman aklımda artık ben o projeyi bitirdiğim zaman proje küçük geliyor. Öyle bir yapım var. Evet, 75 kilometrelik bir hat. Tabii ki bu bir rut şeklinde olan bir hat. Yani başladığınız zaman bir yerde kesilmiyor. Mümkün olduğu kadar birbirine bağlantılı bir hat olacak bu. İlk etabına bu sezon sonu başlıyoruz. Tabii ki çok zaman aldı. Onun gerçekten projelere işlenmesi fiziki anlamda düşündüğünüz yerde bazen olmuyor. Oradaki metrajlar yetişmiyor. Yol kesinlikle yetişmiyor. Tabii. Ama işte öyle bir hat çıkardık şimdi. Onu da UKAME'den geçirdik. İlgili kurumdan geçirdik. Planları da işlendi. İzinimizi de aldık. Ona başlayacağız. Bisiklet yolu da çok önemli. Çok önemli. Özellikle dediğim gibi bir kentte bisiklet yolunun olmaması, bugüne kadar olmaması zaten bile. Zaten tatile girilen bir yer. Evet. Burada neden araç kullanırsınız? Tabii. Yani. İşte mümkün olduğu kadar araçtan kurtulmak lazım. Araçtan, evet. Aracı birçok yerlere sokmamak lazım. O önemli bir projemiz. Projelerden devam ediyorduk galiba, evet. Değil mi? Arkadaşlarımızın sorusu varsa son gene kaç dakika, hemen ben son söyleyeyim. 5 dakika buyurun başkanım. Kültür yönünden çok önemli bir projeye daha adım atıyoruz. Onun da ihalesini yapacağız. Türkiye'nin en büyük köy kütüphanesini yapıyoruz. Köy kütüphanesi. Akköy'de. Çok. Gerçi şimdi tabii öyle. Büyükşehir yasasıyla bizim köyler beldemiz oldu, mahallemiz oldu daha doğrusu. Ama biz Akköy demek hoşumuza gidiyor. Ayrıca yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Büyükşehir yasasıyla beraber o köylerin iptal edilmiş olması da çok büyük bir sıkıntı. İleride zaten onun sıkıntısını çekeceğiz. Nasıl görüyorsunuz, bu pandemi onu da gösterdi. Şimdi ufak tefek rötuşlar yapıyorlar. Köy yaşantılarının bitmemesi lazım. Kesinlikle bitmemesi lazım. Köyü şehrin, ilçenin mahallesi yapıp yani şimdi iki sene sonra uzatılan bazı şeyler var. Siz bir komşu öbürünü tavuk besliyor diye şikayet ettiğinde biz diyeceğiz ki burada tavuk besleyemezsin. Biz bunları yaşıyoruz. Mesela özellikle Dalyan tarafında hele ki pandemi sürecinde internetten izliyorlar. Geliyorlar, nefes alacaklar, açık alan ama gelen misafirimiz yan taraftaki tavuk besleyen köylümüzü şikayet ediyor. O köyümüzde bir kütüphane yapıyoruz. Çok güzel. Sayın Başkanım, turizm bölgelerine, ilçelerine en büyük sıkıntısı bir yerleşik nüfus var. Bir de gelen geçen nüfus var. Herhalde sizin 90 bin yerleşik nüfusunuz ama yazın herhalde 1 bin. Yaz ortalamamız 6 aylık 1 Mayıs, 31 Ekim, 1 Kasım turizm sezonunu 6 ay olarak alırsak ortalamamız, yaz ortalamamız 400 ila 430 bin arası. Şimdi durum böyle olunca siz 90 bin üzerinden İller Bankası'ndan pay alıyorsunuz ama 450-500 bin insana hizmet veriyorsunuz. Evet. Burada bir açık var. Evet. Bu açığı, bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? İşte planlı davranarak, planlı işler yaparak kazandığımız tecrübeyi bütçemizi iyi kullanma yolunda gayret sarf ederek çözüyoruz. Bu ilçeleri, özellikle turizm ilçeleriyle ilgilendiren her türlü canlı yayında, programda, röportajlarda bu soru muhakkak gelir, sorulur. Bunu bütün memleketimiz duydu ama duyması gereken yerler halen duymadı. Şimdi 90 binlik bir ilçeyle işte bayramlarda 1 milyon 200 bine çıkan bir nüfus oluyor. Turizmden direkt rahat da dolaylı yerel yönetimlerin bir gelirisi yok mu? Direkt bizim hiçbir gelirimiz yok. Hiçbir gelirimiz yok. Çünkü şöyle bir bizim aldığımız şey belli. Emlak vergisi alırız. İşte temizlik vergisi alırız. İşte katı atık vardır. Su zaten büyükşehir yasasıyla büyükşehirlere gitmiştir.
Birçok şehirde de büyükşehire gitti. Şu an ilçe belediyesinde çok fazla yetkiler yok. Tabii mezarlık da büyükşehirlerde büyük ama şehir. Biz de orada büyük katkı sunuyoruz. Büyükşehirin elini kuvvetlendirmesi için, kuvvetlendirmek için birçok işi karşılıklı yapıyoruz. Tabii ki bu çok yanlış bir şey. Şimdi 90 bin nüfus işte oluyor. 1 milyon. 4 milyon. Şimdi ortalama nüfusu aldığınız zaman biz yazın günde 350-400 ton çöp topluyoruz. Bu çok yüksek bir rakam. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Tabii ki devlete karşı olan bazı borçlarımız var. Devlete olan borçlarımız var. İller Bankası'ndan gelen paydan zaten onlar otomatikman kesiliyor. Onlar da kesiliyor. Zaten bu pandemi süresi içerisinde... Maliyetiniz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim 90'lı yıllardan beridir birikmiş yüksek bir SYK borcumuz var. Eski SSK yani, SYK borcumuz var, prim borçlarımız var. Vergi idaresine vergi borçlarımız vardı. Vergi idaresinin borcunu daha evvelden yapılandırdık, onu ödüyoruz. Onu bir şekilde sıfırlayacağız. SGK borcumuzla ilgili olarak ilgili bir kanunla faydalanarak yapılanma geldi biliyorsunuz. O yapılanmadan faydalanarak biz de bazı gayrimenkullerimizi ekspertiz değeriyle beraber sunduk SGK'ya. Onlar kabul edilebilirse en azından bize nefes aldıracak, hem borcumuzdan kurtulacak, 2 senelik veya 2,5 senelik yapılandırma taksitlerimize karşılık gelecek gibi onu onlara veriyoruz. Yani gayrimenkulü direkt veriyoruz. Gayrimenkulü direkt veriyoruz. Bunu birçok belediye yapıyor. Evet. Bizde çok fazla gayrimenkul yok böyle verecek kadar. Ama bunu bir şekilde verdik. Şöyle söyleyeyim. Vergi borcumuzu ve SGK borcumuzu çıkardığınız zaman Didim Belediyesi Türkiye'nin en borçsuz belediyelerden bir tanesi. Cari borcumuz 10 milyon lira gibi bir borcumuz var. O da zaten yaptığımız işlerden. Evet. Haftadan haftaya biz ödeme yaparız. Haftada bir gün, cuma günleri ödeme yaparız hesabımıza. O işte o gün 2 milyon öderiz, 8 milyona düşer. 1 milyon öderiz, 9'a düşer. Ertesi gün bir ihale yaparız, işte oradan bir borç gelir ona. Bu yani bir şirket gibi düşün, ticari şirket gibi. Belediyeler çok büyük şirket. Her türlü yatırımı yapıyorsunuz. Çok büyük kalemlerle yatırımlar yapıyorsunuz. Kurumlar vergisinde de %25'e çıkartmasıyla ilgili sıkıntı. Evet, o da bir sıkıntı ama şöyle söyleyeyim, bakın biz yaptığı işlerin bedelini zamanında ödeyen ve 2014 yılından beridir, yani 30 Mart 2014 seçimlerinde biz bu görev aldık. O günden beridir bu tarihe kadar personelin borcunu bir gün dahi geciktirmeyen bir belediyeyiz. Ama gelir artırıcı çok fazla bir kalem üretemediğimiz halde giderimize frene bastığımız için kasamıza para birikiyor. Yani evet. Gideri zapt altına alıp kontrol etmek de bir gelir çeşididir. Ben bir ticaretten gelen bir insanım. Birçok şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Tabii birçok şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Bak çiçeğimizi kendimiz üretiyoruz. Çiçek deyip geçmeyin. Çok geniş bir alanda çok fazla çiçek kullanıyorsunuz ve çiçekleri de çok pahalı. Ve bir de mevsimlik olduğu için sürekli değişiyor. Sağlam, tabii. Sürekli mesela değişiyor. Tam değişim zamanı. Evet. Beton santrali kurduk. Kendi betonumuzu kendimiz üretiyoruz. Parke atölyemiz var. Beton santralinden diğer inşaat şirketlerine... Yok, biz kendi ihtiyacımız, kanunun el verdiği ölçü içerisinde kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar olan bir beton santrali kendi kurduk. Dışarıya satmıyoruz. Zaten piyasaya da o şekilde çok müdahale etmek istemeyiz. Evet, ben çok teşekkür ederim başkanım. Ben çok hızlı ediyorum. Bir şekilde kapatmak zorundayım. Çünkü çok yoğunsunuz programınız. Arkadaşlarımız oradan bakıyor ve herkes bunu biliyor. Burada olmak çok güzeldi. Kültür sanat muhabirleri olarak çok teşekkür ediyoruz. İnşallah... Bir sonraki organizasyonda 2022'de görüşmek üzere değil mi başkanım? Ben her şeyden önce Didim'i tercih ettiğiniz için böyle bir kısa tatilinizde veya seyahatinizde Didim adına çok teşekkür ederim. Didim'i dışarıdan gelen bir insana, tek bir insana dahi tanıtmak benim asli görevlerimden bir tanesi. Sizin gibi bir madeni bulmuşuz, böyle cevheri bulmuşuz, hepiniz bir aradasınız. Tabii ki böyle bir fırsatı kaçırmak istemedik biz de. Ben bugün katılabildim aranızda yoğun Sayın Genel Başkanımızın programından dolayı. Ama arkadaşlarımdan sürekli olarak irtibat halindeydim. Bilgi aldım. Kendileri de sizinle beraber olmaktan son derece memnunlar. Her zaman kalbimiz ve Didim'imizin kapıları size açık. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, önümüzdeki ay kültür sanat muhabirleri olarak Trabzon'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.